Seyirciler, hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un referanduma dönük bir değerlendirmesine CHP lideri çok sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, referandumda büyük oranda evet çıktıktan sonra terör örgütleri hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelir dedi. Kılıçdaroğlu, bu terörü destekliyoruz itirafıdır diyerek yüklendi. Referandumda da büyük oranda evet çıktıktan sonra da bu terör örgütlerinin hiçbir şekilde sesi soluğu da çıkmayacak noktaya gelirler. Bu şu anda terörü biz destekliyoruzun itirafıdır. CHP lideri hükümet sözcüsünün açıklamalarına itiraf diyerek yüklendi. Ağır oldu Kılıçdaroğlu'nun tepkisi. Eğer bizi seçerseniz, başkanlık rejimini getirirseniz, tek adam rejimini getirirseniz terör bitecek anlamına geliyor. Bu itiraftır. Yeni bir tartışmanın da fitili ateşlendi. Hem Kurtulmuş'un hem de Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası. Gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir. Çok üzgünüm. Böyle bir lafı asla duymak istemezdim. Gerçekten son derece hazindir, son derece utanç vericidir. Uğur Mumcu'yu anma töreninde yaptı o açıklamaları CHP lideri. 24 yıl önce Mumcu'nun katledildiği sokaktaydı binlercesi. Vurulduk ey halkım, unutma bizi diyen Mumcu'yu unutmadığını göstermek için. Kılıçdaroğlu Güldal Mumcu'yu ziyaret ederken bombanın patladığı, Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği noktaya karanfiller bırakıldı bir kez daha. Uğur Mumcu'yu kimler katletti? Aydınlanmadan yanaydım, bilimden yanaydım. Kaybetmenin acısını her yıl birlikte yeniden yaşıyoruz. Yoğun güvenlik önlemleri uygulandı Uğur Mumcu'nun sokağında. Keskin nişancılar, tören alanına girişteki kontrol noktaları dikkatlerden kaçmadı. Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu sevenleri karanfil bıraktı. Dualar edildi. Usta gazeteci özlemle anıldı suikastinin 24. yılında da.